Böyle. Personel girişi, hasta girişi ve lojistik girişi. Üç ayrı girişi var. Birbiriyle bağımsız bir giriş sağlıyor. Lojistik planlama şu an için. Burada, şu an için. Ben pandemiyle ilgili olarak. Eski poliklinikleri geçiyor, orası pasif. Çok şükür. 120 tane daha yeni bilgisayar kurduk. Oraya telefon attı. Pazartesi geleceği söylendi. Oraya da güçlendirdi. Artık çağrı karşılığı biraz daha güçlendirdi. Tabii. Ama şu mekandan daha fazla bir şey çıktığında uğraşırız. Hepinizin malumu zor bir süreçten geçiyoruz. Mart ayıyla ülkemizde başlayan COVID-19 salgınını da bir ikinci dalga olarak ilimizde de şu an hala yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Tabii bunun için yapmamız gerekenler var. Sağlık teşkilatı olarak bizim yapmamız gerekenler var. Sivil toplum kuruluşlarının, diğer kamu kuruluşlarının, vatandaşımızın topyekün bir mücadeleye ihtiyacı var bu mücadeleyle başarılı olabilmek için. Tabii ki normal sağlık hizmetlerimizin yanında ki bu kesintisiz bir hizmet, 7 gün 24 saat süren bir sağlık hizmetini vermeye devam ediyoruz. Ama bunun yanında artan yoğunluğu karşılamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili bir dizi önlem ve tedbirler almaya çalışıyoruz. Şehir hastanemizde mevcut olan yoğun bakım yataklarımıza yaklaşık 100 tane daha ilave yoğun bakım yatağı oluşturduk ve bunları peyderpey kullanıma açtık. Yine İhtisas Hastanemizde 40 yataklı bir yoğun bakım ilavesi yaptık Yüksek İhtisas Hastanemizde. İlçe hastanelerimizde değerlendirmeler yaptık. Oralarda belli oranda yatak sayılarımızı artırdık. Bunlar tedaviye yönelik ekiplerimizi organize ederek tedaviye yönelik yaptığımız çalışmalar. Bir de bu işin olmazsa olmazı ve başarının en büyük önemli kısmı diyebileceğim filyasyon çalışmaları var. Yani bu hastalığa yakalanmayı engelleyici, eğer yakalandıysak başkalarına bulaştırmayı engelleyici tedbirlerin çok hızlı ve çok daha önemli şekilde gündeme getirilmesi gerekiyor. Bunun için ilimizde 400'lerde olan filyasyon ekip sayımızı Sayın Bakanımızın Cuma günü ilimize yaptığı ziyarette de bize hedef gösterdi. 700 sayısına ulaştırmak için gayretimiz devam ediyor. Şu anda 600'lere kadar çıktık. Bunun için diğer kamu kuruluşlarımızdan valimizin başkanlığıyla desteklerimizi aldık. Araç desteği, şoför desteği sağladılar. Yine belediyelerimiz bu anlamda ciddi katkılar sağladılar. Büyükşehir Belediye'miz 50 araç ve 100 şoför bize tahsis etti. Yine Osman Gazi Belediye'miz 30 araç 60 şoför tahsis etti. Ve bunlarla birlikte biz sahada aktif bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Sabah 8'den gece 12'ye kadar ekiplerimiz bir fiil sahada. Vatandaşın herhangi bir şikayeti olduğunda veya bir ihtiyacı olduğunda arayıp bizden danışmanlık aldığı hatlarımız var. Bunların sayısını ciddi oranda hemen hemen %100 oranda artırdık. Call center hizmeti veriyor bu arkadaşlarımız. Tabii burada çok büyük bir mücadele veriliyor. Bu mücadelede sağlık ordusu bu mücadelenin birinci kahramanları. Bu işin merkezinde sağlık teşkilatı var. Ben bu anlamda arkadaşlarımızın verdiği emekten dolayı bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten fedakarca, özveriyle, son derece gayretli bir şekilde ve mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Bu kolay büyük değil çünkü insanların... Ben hep söylüyorum, apartmanlarında bir tane pozitif vaka varken, apartmandan kaçmayı tercih eden insanlar varken, bizler COVID servislerinde, COVID yoğun bakımlarında o hastaların en ince ayrıntılı bakımlarını, tedavilerini yapacak şekilde çalışıyoruz. Bu tulumların, maskelerin içerisinde ki bizim kullandığımız tulumlar ve maskeler, özellikle yoğun bakımdaki ekipmanlarımız çok daha kullanımı zor. Tabiri caizse bozuk para kadar kuru yeri kalmayıncaya kadar terini akıtan sağlık personelinin bu anlamdaki fedakarlığı, özverisi kesinlikle takdire şayan. Ama yeterli mi? Asla yeterli değil. Buna diğer kurumların, vatandaşımızın da destek vermesi lazım. Biz Sayın Valimiz Başkanlığı'nda diğer kurumlarla koordineli bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Ama sivil toplum kuruluşlarının, esnafımızın, işletmelerimizin ve vatandaşımızın da gerekli tedbirleri alması lazım. Biz mutlaka birinci öncelikte kendimizi korumak zorundayız, birey olarak. Burada kendimizi korumazsak başkalarının sağlığını zaten koruma şansımız yok. Virüs en yakınımızda, ailemizde, komşumuzda, bakkalımızda,
Lokantamızda, sokakta, pazarda. Bu nedenle biz bu virüsten kendimizi öncelikle koruyup toplumun sağlığını da buna göre korumuş olacağız. Ben Bursalı hemşerilerimden özellikle rica ediyorum. Mutlaka ve mutlaka bu tamam konusunda ısrarlı olalım. Yani temizlik, maske, mesafe konusunda ısrarlı olalım. Bu olmazsa olmazımız. Biz 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Sağlık çalışanları bu konuda son derece vefakar bir şekilde sizlere hizmet etmek için yerlerinde, görevlerinin başında. Ama siz de lütfen kendiniz için ve bizler için bu önlemlere riayet edin. Bize yardımcı olun. Hep birlikte başaracağız.